Bismillahirrahmanirrahim. Bâbu mâ yef'aluhul musallî ba'de rak'ahî mine secdetil ahîre mine rak'atil ula. Bu bab, namaz kılan adam ikinci secdeden başını kaldırdı mı? Birinci rekette ikinci secdeden başını kaldırdı mı? Ne yapacak? Hemen ikinci rekete mi kalkacak? Yoksa bir oturacak, tamam oturduktan sonra mı kalkacak? Burada da ulemanın ihtilafı var. Bir kısmı diyor ki, ikinci secdeden kalktı mı, birinci rekatın ikinci secdesinden oturur, azıcık durur, ondan sonra kalkar ikinci rekete. Üçüncüde de böyle. Üçüncü rekatın son secdesini yaptı mı, dördüncü rekete kalkacağı vakit bir parça oturur, ondan sonra dördüncü rekete kalkar. İkinci kavl diyorlar ki, hayır, secdeden doğrudan doğru rekete kalkar, arada oturma yoktur. Peki bu arada oturma var mı yok mu? İki tarafın edillesini bu derste bugün beyan edecek. Haddesena Yezid ibn-i Sinan, kâle haddesena Ebu Rabi'el Zehraniyyü, kâle haddesena Hammad ibn-i Zeyd, kâle haddeseni Eyyub an-Ebi Qilâbe, Malik ibn-i Hüveyris, ennehu kâne yekûlu l-eshâbihi. Malik ibn Hüveyris ashabına dedi ki: "Ela uriikum, ben size göstereyim mi keyfe kanet salatu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Peygamber Efendimizin namazı nasıl idi? Ben size göstereyim mi?" dedi Malik ibn Hüveyris. Ve inne zalik, bunun dediği vakitte de nasıl göstereyim, nasıl namaz kılıyordu, ben namaz kılayım, işte siz de bakın. Bu ne bakı dedi? لَفِي غَيْرِ حِينٍ لِسَلَاتٍ, bir namazın vakti değildir. Yani bir vakit namazı gelmiş de ona gelecek de bakacaklar yok. Namaz vakti olmayan bir vakitte Resulullah Efendimiz'in kıldığını teklif edip gösterecek. Nasıl yaptı? فَقَامْ, ayağa kalktı. فَاَمْكَنَ الْقِيَامِ, kıyamı mühkem yaptı, tamam etti. Kıyamdan sonra سُنَّ رَكَى, rükû etti. فَاَمْكَنَ الرُّكُعَ, rükû'yı da güzel yaptı. ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ وَانْتَصَبَ قَائِمًا هُنَيْنَةً, ondan sonra rükûdan başını kaldırdı, tamamıyla ayağa kalktı, bir parça ayakta durdu. ثُمَّ سَجَدَ, sonra secdeye gitti. ثُمَّ رَفَعَ رَاسَهُ, sonra secdeden başını kaldırdı. فَتَمَكَّنَ فِي الْجُلُوسِ, cülusta temekkül etti, tamamıyla oturdu. ثُمَّ انْتَظَرَ هُنَيْنَةً, azıcık bu iki secde arasında durdu. Sümme secde, sonra secde etti. Kâle Ebu Gilâbe, Malik ibn-i Hüveyris'ten rivayet eden Ebu Gilâbe diyor ki, fasalla, Malik ibn-i Hüveyris namaz kıldı, kesalâti şeyhina hâza, bizim bu şeyhimiz gibi. Bizim bu şeyhimizin namazı gibi bir namaz kıldı. Bu şeyhimiz kim o? Yani Amr ibn-i Selamete radıyallahu anh. Amr ibn-i Seleme namaz kılıyormuş da, işte bizim bu Amr ibn-i Seleme'nin kıldığı namaz gibi bir namaz kıldı. Kale, Ebu Kilabe dedi ki, فَرَيْتُ عَمْرَ ابْنِ سَلَمَ, ben Amr ibn-i Seleme'yi gördüm, يَسْنَعُ شَيْءَ, namazda bir şey yaptığını gördüm. لَا اَرَاكُمْ تَسْنَعُونَهُ, onun yaptığını, sizin yaptığınızı görmedim. O namazda bir şey yapıyor, siz yapmıyorsunuz. İşte o Amr ibn-i Seleme namazda bir şey yapıyordu, Malik ibn-i Hüveyris de onu yaptı. O şekilde namaz kıldı, şimdi siz o şeyi yapmıyorsunuz dedi. O şey de neymiş yaptığı şey? اِنَّهُ كَانَ اِذَا رَفَعَ رَاسَهُ, başını namazdan kaldırdı mı? مِنَ السَّجْدَةِ الْاَثَّانِيَ, oraya bir es-saniye yazın, bu noksan. İkinci secdeden başını kaldırdı mı? Fi, orada da lazım. Fil ula, birinci rekette ve salise, üçüncü rekette. Elleti, öyle üçüncü reket ki la yakudu fiha, onda oturmaz. Bir var ki üçüncü reket akşam namazı gibi oturur. Yok. Öndenin, ikindinin, yatsının namazları gibi üçüncü reket, fakat ondan sonra uyuk yok. Yani akşam namazı gibi değil. Oturulmayan bir üçüncü reketten ikinci secdeden kalktı mı? İsteva kaiden,
oturmada müstevi olurdu. Yani istiva tamamıyla otururdu. Gayeden oturucu olduğu halde tamam istirahat eder, otururdu. Sümmekâme, ondan sonra namaza kalkardı. İşte Amr ibn-i Seleme radıyallahu anh böyle namaz kılarmış. Malik ibn-i Hüveyris de o şekilde kılmış. İşte bunu diyor, onlar yapardı, siz bunu yapmıyorsunuz. Şimdi bunu da ispat ettiğinde, birinci rekatten ikinci rekete kalktı mı bir oturmak var. Üçüncü rekatten dördüncüye kalktı mı orada da bir oturmak. Salih ibn Abdurrahman, قال حدثنا سعيد بن منصور, قال حدثنا هشيم, قال أخبرنا خالد عن أبي قلابة, قال أخبرنا مالك بن الحويرث رضي الله عنه. Ebu Kilabe Malik ibn Hüveyris'ten rivayet ediyor. Diyor ki Malik ibn Hüveyris bize rivayet eyledi. اَنَّهُ رَأَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Hazreti Malik Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü. اِذَا كَانَ ف۪ي بِتْرٍ مِنْ صَلَاتِهِ Namazının vitrinde olduğu vakitte lem yenhet kalkmazdı hatta yesteviye gaiden hatta oturup da tamamıyla oturduktan sonra ayağa kalkmazdı. Vitir dediği yani tek rekat. Birinci rekat, bir de üçüncü rekat. Bunlar tek. Birinci rekatten ikinciye, üçüncü rekatten dördüncüye kalkacağı vakitte oturmadan kalkmazdı. Evvela otururdu, sonra da kalkardı. Şimdi bunu Şafiiler aldı. Şafiilere göre bu sünnettir. قال Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ Ölemadan bir kısmı zahip oldular ki اِلَا اَنَّ الرَّجُلَ اِذَا رَفَعَ رَاسَهُ Bir adam başını kaldırdı mı? مِنَ السَّجْدَةِ السَّانِيَةِ ikinci secdeden مِنَ الرَّكَعَةِ الْاُولَى وَالثَّالِسَ Birinci ve üçüncü rekatlerde ikinci secdeden başını kaldırdı mı? قَعَدَ oturur. حَتَّى يَطْمَئِنَّ قَاعِدًا Oturmadan mutmain oluncaya kadar, yani öyle yarım yamalak oturmaz. Tamamıyla mutmain olarak oturur. Sümme yakûmü ba'du, ondan sonra ayağı kalkar öteki rekete. Vehteccû fî zâlike, bu mesele hakkında da ihticac ettiler. Bihâzel hadis, bu hadisi de ihticac ettiler ki, Şafii mezhebinde el-an böyledir. Onlar bir parça oturur, sonra ayağı kalkarlar. Malik ibn-i Hüveyris'e rivayetini almışlar. وَخَالَفَهُمْ فِي ذَٰلِكَ آخَرُونَ Ulemadan diğerleri bunları muhalefet eylediler. فَقَالُوا dediler ki بَلْ يَقُومُ مِنْهَا Belki o secdeden kalkar. وَلَا يَنْتَزِرُوا Beklemez en yesteviye kaiden. Otursun tamamıyla ondan sonra kalksın. Yok ona beklemez. Oturmayı beklemeden secdeden başını kaldırdığında hemen ayağa kalkar. Hiç oturmaz. وَحْتَجُّ فِي ذَلِكَ Bu mesele hakkında bunlar diye ihticac eylediler. بِمَا حَدَّسَنِي بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ اَسْحَابِنَا رَحِمَهِمُ اللّٰهِ Bizim eshabımızdan bir adam değil, birçok adam var bize rivayet eyledi. مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ سَعِيدِ بْنِ بِشْرِ الرَّازِكِ قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو هُمَامَ الْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعِ الْكُوفِي قَالَ حَدَّسَنَا أَبِي قَالَ حَدَّسَنَا أَبُو خَيْثَمَة قَالَ حَدَّسَنَا الْحُسَيْنُ الْكُوفِي ابن الحر قال حدثني عيسى بن عبد الله بن مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء رضي الله عنه حدثني مالك عن ابن عياش بن سهل الساعدي وكان في مجلس ابن عياش bir meclisteydi ki فيه أبوه babası سهل الساعدي de o meclisteydi وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حضرتي سهل ده أصحاب كرامدان إدي وفي المجلس ومجلسة موجود إدي أبو هريرة حضرت أبو هريرة وأبو أسيد أنصاردان أبو أسيد بن حضير evet. وأبو حميد الساعدي أبو حميد الساعدي ده مجلسة إدي والأنصار رضي الله عنهم أنصاردان ده birçokları var إدي orada ki ennehum tezakeru salah bunlar namazı konuşurdular o mecliste. Fakal Ebu Hümeyd Ebu Hümeyd Sa'idi dedi ki onların içinde eshaptan ene a'lemukum bi salati Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah Efendimizin namaz kılmasını ben hepinizden iyi bilen bir adamım dedi. İttebaatu zalike min Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
Ben Resulullah Efendimiz'in nasıl namaz kıldığını tetebbü ettim, araştırdım, iyice dikkat ettim. Onun için en iyi bileni benim, bileniniz benim. Kalu ferina, dediler ki öyleyse bize göster. Resulullah Efendimiz nasıl namaz kıldı, bize göster. Fekame, Hazreti Sehel kalktı. Yusalli kalktı namaz kılmayı, onlara gösteriyor. Ve hum yanzurun, onlar da bakıyorlar. فَكَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ فِي اَوَّلِ التَّكْبِيرِ Allahu Ekber dedi, Allahu Ekber derken ellerini kaldırdı. ثُمَّ زَكَرَ حَد۪يسًا طَو۪يلًا Sonra burada uzun bir hadis rivayet eyledi. زَكَرَ ف۪يهِ O uzun hadisin içerisinde zikreyledi ki اَنَّهُ Hazreti Sehel لَمَّا رَفَعَ رَاسَهُ Vaktaki başını kaldırdı. مِنَ السَّجْدَةِ الثَّانِيَةِ ikinci secdeden مِنَ الرَّكَةُ الْعُولَ birinci raketin ikinci secdesinden başını kaldırdı. قَامَ hemen ikinci rekete kıyam etti. وَلَمْ يَتَوَرَّكْ teverrük etmedi, oturmadı. Hiç oturmanın teverrük şekli var. Her iki ayağını bir taraftan çıkarır. Sol tarafına oturur, sağ ayaklarının ikisinin parmak uçlarını sağ taraftan çıkarır teverrük oturmak. Yani burada kasti oturmak ne şekilde olursa olsun oturmadan hemen kalktı. Ve dedi ki Resulullah Efendimiz böyle namaz kıldı oturmadan kalktı. فَلَمَّا جَاءَ هَذَا الْحَد۪يسَ عَلَى مَا ذِكَرْنَا Hazreti Sehel'den rivayet olunan hadis bu şekildeki geldi. وَخَالَفَ الْحَد۪يسَ الْعُولَى Malik ibn-i Hüveyris'in rivayetine de muhalif oldu. Eshab'ten iki zat İki hadis rivayet eylediler. Birisinde teverrük var, oturma var, birisinde yok. İhtilaf oldu. İhtemele en yekune. O vakitte biz ona bir telif yolu ararız. İki hadisi birbirine telif ederiz. Deriz ki, İhtemele mühtemil oldu ki en yekune ma fealehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin oturması o oldu. Fil hadisin evvel Malik ibn Hüveyris'in rivayetinde oturdu diyor. O oturması oldu. Li'illetin bir hastalık için ki kânet bihi Resulullah Efendimiz de var idi. Bu vakit Resulullah Efendimiz rahatsız idi. O rahatsızlığı dolayısıyla oturmuş oldu. Buna bu ihtimal var deriz. Fekâde min ecliha o rahatsızlığı dolayısıyla oturmuş oldu. La li'enne zâlike min sünneti salâh. Yoksa oturmak namazın sünnetindendir, böyle değil. Niye? Namazın sünnetinden olsa Sehl-i Sa'idi'nin rivayetinde de oturması lazım değil. Demek ki namazın sünnetinden değilmiş. Neden o vakitte oturmuş, o vakitte oturmamış? İhtimal ki o vakit Resulullah Efendimiz rahatsız idi. Bir rahatsızlık dolayısıyla oturmuş oldu. Eğer namazın sünnetlerinden olsa devamlı otururdu. Ashab-ı kiramın hepsi bilirdi. كَمَا قَدْ كَانَ اِبْنُ عُمَرْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَتَرَبَّعُ بِالسَّلَةِ Nitekim Abdullah ibn Ömer de namazda bağdaş kurar. Tehiyyatta oturuyorlar ya, teşehhütte, o bağdaş kurardı. فَلَمَّا سُوِلَ عَنْ ذَٰلِكِ Sordular ki, niçin sen bağdaş kuruyorsun namazda? قَالَ اِنَّ رِجْلَيَّ لَا تَحْمِلَانِ Ayaklarında rahatsızlık var idi, beni çekmiyor ayaklarım. O şeyde, Heyber'de Yahudiler onu bir damdan aşağı bıraktılar da ayaklarında hastalık oldu. Ondan sonra namazda, teşehhüde oturamazdı o ayaklarının rahatsızlığı dolayısıyla. Bağdaş kurar otururdu. Abdullah bin Ömer. فَكَذَٰلِكَ يَحْتَمِلُ İşte bunun gibi ihtimal var ki en yekûne مَا فَعَلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'in işlediği de ola. مِنْ ذَٰلِكَ الْقُعُودِ O oturmasından, Malik ibn-i Hüveyris'in rivayesinde Resulullah Efendimiz oturdu. O oturması ola كَانَ لِعِلَّةٍ اَصَابَتُ Resulullah Efendimiz'e bir hastalık isabet etmişti de onun için oturmuştu. Bu ihtimal var. Yani onu da muhakkak bilmiyor. İhtimal veriyor. Niçin ihtimal veriyor? İki hadisin arası birleşsin. Birbirine zıt olmasın diye. Hatta la yudadde zalik, hatta bu hadis zıdd olmaya ma ruvye anhu fil hadisi l-akhar. Öteki hadiste rivayet olunan manaya zıdd olmaya ve la yuhalifehu ona muhalif olmaya.
iki hadisi birleştirip bir hüküm çıkarmak için böyle tevhile gidilir. فَكَذَٰلِكَ يَحْتَمِلُ Yine böylece ihtimali var ki اَنْ يَكُونَ مَا فَعْلَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Evet, ha, okuduk onu. وَهَذَا اَوْلَى بِنَا Bu şekilde tevil etmek bize daha evladır, layıktır. مِنْ حَمْلِ مَا رُوِيَ عَنْهُ عَلَى التَّضَادِّ وَالتَّنَافِي Resulullah Efendimiz'den rivayet edilen iki hadisi birbirine zıt ve ikisini birbirine münafi kılmaktansa bu şekilde birini tevil etmek daha evladır. Ve hadisu Ebi Hümeyde ise Ebi Hümeyde'nin hadisinde de fihi hikayetu Ebi Hümeyde. Öyle bir hadis ki onda Ebi Hümeyde'nin hikayesi var. Ne vardır? Ma haka bi hadreti ashabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunu, bu hikayeyi, bu rivayeti Sehl'in bu rivayetini nerede söyledi? Ashab-ı kiramın huzurunda söyledi. فَلَمْ يُنْكِرْ ذَٰلِكَ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِّنْهُمْ Ashab'dan hiçbirisi de onu inkar etmediler. O kalktı, bu şekilde namaz kıldı ve secdeden kalkınca doğrudan doğru ikinci rekete kalktı. Hiç oturmadı. Ashab-ı kiram da görüyordular. Sen yanlış yaptın. Kimse dedi mi ona? Yok. Kimse itiraz etti mi? Yok. Etiraz etmediler. فَدَلَّ ذَٰلِكِ İşte bu delalet etti ki اَنَّمَا عِنْدَهُمْ Onların indinde olan meselede فِي ذَٰلِكِ Bu mesele hakkında غَيْرُ مُخَالِفٍ Muhalif değildir. لِمَا حَكَاهُ Sehl'in hikaye etmiş olduğuna lehum onlara. Ebu Hümeyd-i Sa'idi Sehl'deydi. Ebu Hümeyd-i Sa'idi. Ebu Hümeyd-i Sa'idi Resulullah Efendimiz böyle namaz kıldı diye onlara rivayet etti. Onlar da itiraz etmediler. Onlar da bunu biliyordular. O şekilde olduğunu onun için itiraz etmediler. Öyleyse bu hadis daha kuvvetli oldu. Ebu Hümeyd-i Sa'idi Resulullah Efendimiz'i tetebbü etmiş, araştırmış, onun namaz kıldığını güzel öğrenmiş. Resulullah nasıl namaz kıldı diye ashab-ı kiram toplanmış, müzakere ederken en iyi bileniniz benim dedi ve kalktı bu şekilde namaz kıldı. İşlerinde kimler var idi? Ashab-ı kiramın ileri gelenlerinden Ebu Hüreyre, Ebu Üseyd ve Ensar'dan birçokları var idi. Hiçbirisi itiraz etmediler. Öteki bir hadis, Malik ibn Hüveyris'in rivayeti. Fakat bu birçok ashabın huzurunda müzakere ve münakaşa edilip ve ittifakla kabul edilen bir hadis. Ve fi hadisi Malik ibn Hüveyris radıyallahu anh. O birinci hadiste Malik ibn Hüveyris'in hadisinde olucudur. Fi kelami Eyyub ravilerden Eyyub'un kelamındaki ennemâ kâne Amr ibn Seleme de yef'alu min zâlik böyle işlerde otururdu. Bu hadiste o var. Yani Malik ibn Hüveyris rivayet ediyor. Amr ibn Seleme de böyle yapıyor dedi. Yani iki zatın böyle yaptığı orada zikrediliyor. لَمْ يَكُنْ يَرَ النَّاسَ يَفْعَلُونَهُ Hem de dedi ki nas onu işlemiyorlar. Amr ibn-i Seleme yapıyor. Bak Malik ibn-i Hüveyris de rivayet ediyor. Nas bunu bu oturmayı da işlemiyorlar. وَهُوَ O ravi فَقَدْ رَعَى جَمَاعَةً مِنْ جُمْلَةِ التَّابِعِينَ Tabiinden bir cemaati de görmüştü. Evet. فَذَٰلِكِ işte bu hüccetün delildir. فِي دَفْعِ مَا رُوْيَنْ اَب۪ي قِلَابَةَ اَمْ مَالِكِ اَنْ يَكُونَ سُنُّ Öyleyse Ebu Kilabe Malik'ten rivayet eyledi, bunun sünnet olduğunu onu def ediyor. Onun sünnet olmadığını ispat ediyor. Yani nasıl onu def ediyor? Diyor ki Amr ibn Seleme otururdu. Malik ibn-i Hüveyris de diyor ki bak Amr ibn-i Seleme'nin oturması gibi Resulullah Efendimiz otururdu. Fakat Nas bunu yapmıyor. Nas dediği kim? Evet. Onu da diyor ki Nas dediği bu kimdendi? Nas ve huve ol diyor ki fakat râ cemaati min cümleti tabi'in. Ebu Gilabe tabi'inden birçoklarını gördü ki onlar o oturmayı yapmıyorlar. Hı. Oturmayı yapmadıklarına göre sünnet olsa tabi'in yapardı. Ya. Yapardılar. Yapmadıklarına göre demek ki sünnet değilmiş. ثُمَّ النَّسَرُ مِنْ بَعْدِ هَذَا İşte bundan sonra kıyas يُوَافِقُ مَا رَوَى Ebu Hümeyd radıyallahu anh Ebu Hümeyd-i Sa'idi'nin rivayetine kıyasla muvafık oluyor. Yani oturma yok.
ona delalet ediyor. Kıyas ne suretle onu teyit ve tekit ediyor? Ve zâlike, bu kıyas da ennâ ra'eyne r-racul. Biz adamı gördük ki zâharece fî salâtihi namazında çıktığı vakitte. Neden? Min hâlin ilâ hâlin. Bir haldan bir hala, bir rükünden bir rüküne intikal ettiği vakitte, çıktığı vakitte dediği bu. Namazdan çıkmıyor. Yani bir haldan bir hala geçiyor. Kıyamdan rükûa geçiyor, rükûdan secdeye geçiyor, secdeden tekrar ikinci secdeye geçiyor, birinci raketten ikinci rakete geçiyor. İşte böyle bu tehavvüller de iste'nefe zikra, her geçişte zikrinden başlar. Mesela evvela namaza girdi, Allah-u Ekber dedi. Kıyam bitti, rükûa gidiyor. Neyle gidiyor? Allah-u Ekber. Rükûdan kıyama kalkıyorsan Allah-u Elhamd'e. Peki kıyamdan secdeye gidiyor, Allahu Ekber. Secdeden kalkıyor, Allahu Ekber. Tekrar secdeye gidiyor, Allahu Ekber. Her rükünden diğer rüküne intikal ettikçe zikrinden başlıyor. Öyleyse min zalik, işte bu sebepten dolayı enna ra'eynahu, biz adamı gördük ki ize erade rükû'a, rükû'u murad ettiği vakitte kebbere, tekbir aldı ve harrarâken rükû'a vardı. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ Rükûdan başını kaldırdığı vakitte قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ Allah'ı zikretti, سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ dedi. وَإِذَا خَرَّ مِنَ الْقِيَامِ اِلَى السُّجُودِ Kıyamdan secdeye gittiği vakitte فَقَالَ اللّٰهُ اَكْبَرْ Yine Allah'u Ekber dedi. وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ Secdeden başını kaldırdığı vakitte قَالَ اللّٰهُ اَكْبَرْ Allah'u Ekber dedi. وَإِذَا عَادَ اِلَى السُّجُودِ Secdeye gittiği vakitte فَعَلَ ذَٰلِكَ اِذَا Yine böylece Allahu Ekber dedi. وَاِذَا رَفَعَ رَاسَهُ Şimdi ikinci secdeden başını kaldırdığı vakitte. Öyle kaldırmak ki lem ne olduğu halde لَمْ يُكَبِّرْ مِنْ بَعْدِ رَفْعِهِ رَاسَهُ Başını kaldırdıktan sonra tekbir almasa ikinci secdede. اِذَا اَنْ يَسْتَوِيَ قَائِمًا Ta ki otura. Tekbir almadı. Kalktı oturdu. غَيْرَ تَكْبِيرَةٍ وَاحِدًا Bir tekbirden başka tekbir almasa ikinci rekete kalkacak. Halbuki bu secdeden kalktı. Oturdu. Bir. Oturmadan da ikinci rekete kalktı. İki. Bunun iki tekbir olması lazım. Şimdi bu adam bir tekbir alsa öyleyse noksan olmuş olur. فَدَلَّ ذَٰلِكْ O delalet etti ki اَنَّهُ لَيْسَ بِسُجُودِهِ وَقِيَامِهِ Öyleyse onun secdesiyle kıyamının arasında olmadı. Cülüsün, cülüs oturma olmadı. Niye oturma olsa secdeden kalkarken bir tekbir alacak, oturacak. Oturmadan da ikinci rekette kalkacak, bir tekbir de o olacak. İki tekbir olacak. Halbuki hiçbir kimse iki tekbir rivayet etmiyor. Oturanlar da iki tekbir rivayet etmiyor. Oturanlar da diyor ki bir tekbir. Bir tekbirine iki fiil yapılmaz. Bir fiil yapılır. وَلَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا جُلُوسٌ Eğer arada oturma olsaydı secde ile ikinci rekat arasında لَحْتَاجِ مُحْتَاجِ olurdu اَنْ يَكُونَ تَكْبِيرُهُ Onun tekbiri ola بَعْدَ رَفْعِهِ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ Bu adam secdeden başını kaldırdıktan sonra ola ne için? لِدْدُخُولِ فِي ذَٰلِكَ الْجُلُوسِ O cülüse duhul için secdeden cülüse geldi. Öyleyse tekbiri orada aldı. Allahu Ekber dedi, oturdu. Sonra وَنَحْتَاجِ اِلَى تَكْبِيرٍ اَخَرْ Ondan sonra bir tekbire daha mühtaç olurdu. اِذَا نَهَدَ اِلَى الْقِيَامِ Kıyama kalktığı vakitte. Çünkü o almış olduğu tekbir secdeden kuuda intikali için idi. Ve şimdi kuuttan kıyama intikal ediyor. Orada bir tekbire daha mühtaç olurdu. فَلَمَّا Halbuki hiçbir kimse bunu iki tekbire emretmedi burada. فَلَمَّا لَمْ يُؤْمَرْ بِذَٰلِكِ Bununla hiçbir kimse emretmedi, hiçbir kimse emrolunmadı. Sebete sabit oldu ki en la ku'ude beyne'r raf'i min'es secdetil ahire ve'l kıyam ile'r rek'atil leti ba'de. Bununla sabit oldu ki sonki secdeden kıyama kalkarken arada oturma, ku'ud yok. Liyekune hukmu zalik. Hatta niçin peki böyle diyoruz? Diyoruz ki hatta bunun hükmü ola. Ve hükmü sair-i salavat diğer namazların hükmü de ola. Mü'telifen mü'telif ola, birleşmiş ola. Gayre muhtelifin ihtilaf etmeyici ola.
Veya şimdi ikinci raketten kalkarken, ikinci raketi bitirdi, tehiyyatı oturdu. Tehiyyattan kıyama kalkarken kaç tekbir var? Bir. Bir tekbir var. Öyleyse birinci raketten ikinci rekete kalkarken gene bir. Ya iki olursa bak değişir. İki olduğu gibi değişir. Öyleyse bu kıyas da bu. Buna kıyas ediyor. Kıyas da hangi ikinci rivayeti? Ebu Ümeyd-i Saidi'nin rivayetini teyit ve tekit ediyor ki فَبِهَذَا نَخُزْ İmam-ı Tahavi diyor ki işte biz bu rivayeti alırız. وَهُوَ قَوْلُ أَب۪ي حَن۪يفَةَ وَأَب۪ي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ اِبْنِ الْحَسَنُ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ مَجْمَعِينَ Bu üç imamın kavli de budur. Yani ikinci secdeden kalkarken oturma yoktur. Bu ikinin başı başka. O orada oturacak. Yani birinci reketten ikinci rekete, üçüncü reketten dördüncü rekete kalkarken oturma yoktur. Demek ihtilaflı. Peki oturanlar oturuyor. Şafiler oturuyor. Onlar onu almışlar. Ama bize göre bu daha kuvvetli. Hem kıyas da bunu teyit ve tekit ediyor. Bu bahis burada bitti.